Reinhard Euler, 15 Nisan 1707, Basel, İsviçre doğumlu. 18 Eylül 1783, St. Petersburg, Rusya'da öldü. İsviçreli matematikçi ve fizikçi, saf matematiğin kurucularından biri. Sadece geometri, matematik, mekanik ve sayı teorisi konularına belirleyici ve biçimlendirici katkılarda bulunmakla kalmadı, aynı zamanda gözlemsel astronomideki problemleri çözmek için yöntemler geliştirdi ve matematiğin teknoloji ve halkla ilişkilerde yararlı uygulamalarını gösterdi. Leonhard Euler kimdi? Leonhard Euler, matematiğin en öncü düşünürlerinden biriydi. Bir akademisyeni olarak bir kariyer kurdu ve diğerleri arasında geometri, trigonometri ve kalkülüs alanlarına büyük katkı sağladı. Hayatı boyunca yüzlerce makale ve yayın çıkardı ve görme yetisini kaybettikten sonra da yayınlamaya devam etti. Hayatının erken dönemi ve eğitim kısmına bakalım. Leonhard Euler, 15 Nisan 1707'de İsviçre'deki Basel kentinde doğdu. Euler, başlangıçta kırsal bir din adamı olarak kariyer yapmayı planlasa da, matematiğe erken bir yetenek ve eğilim gösterdi. Ve bu nedenle Johann Bernoulli ile çalıştıktan sonra Basel Üniversitesi'ne gitti ve gençlik yıllarında yüksek lisansını kazandı. 1727'de Rusya'ya taşınan Euler, St. Petersburg Akademisi'ne fizik profesörü olarak katılmadan ve daha sonra matematik bölümünü yönetmeden önce donanmada görev yaptı. 1734'ün başlarında Katrin Gissel ile evlendi. Çiftin birçok çocuğu olacaktı ancak aralarından sadece 5'i yaşadı. Çift Katarina'nın ölümüne kadar 39 yıl evli kaldı ve Euler sonraki yıllarda üvey kız kardeşiyle yeniden evlendi. 1736'da birçok kitabının ilk kitabı olan Mekanika'yı yayınladı. 10 yılın sonunda kartografi çalışmaları nedeniyle ateş ve aşırı efordan müzdarip olan Euler, sağ gözünden görme kabiliyetinde ciddi şekilde engellendi. Devrimci ilkelerine bakalım. Euler kariyeri boyunca bildiğimiz modern matematiğin çoğunun temelini oluşturan bir dizi ilke buldu. Diğer başarıları ise lejyonu arasında geometri, trigonometri, hesap, diferansiyel denklemler, sayı teorisi, not ve fonksiyonların kullanımı da dahil olmak üzere notasyonel sistemler alanlarında devrimci bir düşünürdü. Euler'in kimlik teoremi çoğu zaman denklemlerin en zevkli olanı olarak anılır ve çalışmaları ayrıca astronomi ve ay hareketi, akustik, mekanik ve müzik alanlarına da odaklanır. Euler yaşamı boyunca ünlü bilim ve felsefe dizisi Letters to German Princes dahil olmak üzere yüzlerce makale ve yayın yazmış, oldukça üretken bir yazardı. İlk matematik bilgilerini babası Paul Euler'den aldı. İlahiyat öğrenimi görmek üzere Basel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada Jean Bernoulli'nin derslerine devam etti. Onun oğulları ile yakın arkadaş oldu. Ayrıca Katerina'nın tarafından St. Petersburg'a çağrılınca Euler de beraber gitti. 1732 yılında İsviçre'ye dönen Daniel Bernoulli'nin kürsüsünde onun yerini aldı. 1735 yılında Mekanik Üstüne İnceleme adlı kitabı yayınlandı. Bu eserdeki konular analizin hareket bilimine uygulandığı ilk eserdir. 1741 yılında 2. Frederick tarafından Berlin'e davet edildi ve 1744 yılında Berlin Akademisi Matematik Bölümü müdürü oldu. Kendilerine oranla bazı belirsiz fonksiyonların bütün öteki fonksiyonlardan daha büyük ve daha küçük olduğu eğrileri veya yüzeyleri belirlemeye yarayan Eş Çevreler Teorisi adlı eserini bu sırada bitirdi. Euler bu eserinde konu ile ilgili çözümlerin metodunu geliştirdi ve bunu genel bir formüle gösterdi. Aynı yıl
Gezegenlerin ve Kuyruklu Yıldızların Hareket Teorisi adlı eserini yayınladı. Mıknatıslama Teorisi için Paris Fen Akademisi'nin koyduğu ödülü kazandı. Bu yıllarda Prusya kralının istediği balistik problemleri çözdü. Kralın yeğeni Anhalt-Dessau prensesi ondan fizik dersleri almak istedi. Yine bu sırada sonsuz küçükler analizine giriş 1748, diferansiyel hesabın kuruluşları 1755 adlı iki eseri yayınlandı. Bu kitaplar uzun yıllar konusuyla ilgili temel eserler sayıldı. 1776 yılında 2. Catherine tarafından St. Petersburg'a çağrıldığı sırada öbür gözünü de kaybetti. Fakat bu sakatlık onu çalışmalarından alıkoymadı ve integral hesabın kuruluşları 1768-1770 adlı eserinin çıkmasına engel olmadı. Paris Fen Akademisi, Euler'in birçok çalışmasını mükafatlandırmıştı. Ay teorisini yeniden geliştirmesi için 1770 ve 73 yıllarında bir yarışma açtı. Bu yarışmayı Euler ve oğlu Johann Albrecht kazandı. Euler matematikte yeni olan Euler açıları, Euler çemberi, Euler değişmezi, Euler doğrusu, Euler formülleri, Euler fonksiyonu, Euler şekilleri gibi pek çok yeni kavramlar kazandırdı. 1735 yılında sağlık sorunları başladı. 1738'den itibaren bir gözü tamamen kör oldu. 1740'dan itibaren diğer gözü de zayıfladı. Bu sıralarda çok ün kazanmıştı. 1738 ve 1740 Paris Akademisi büyük ödüllerini aldı. 1741'de Büyük Federik'in davetiyle Berlin'e döndü. Berlin'de mutluluk dolu günler geçirdi. 1744'te Berlin Akademisi kuruldu. Malpertis Başkan Euler de onun yardımcısı oldu. Çok meşguldü. Akademinin kütüphane ve bilimsel yayınlar komitesinde çalışıyor. Hükümete piyangolar, sigorta, ücretler, emekli aylıkları ve topluluk konularına danışmanlık yapıyordu. Berlin'de kaldığı 25 yıl zarfında analiz, diferansiyel denklemler, varyasyonlar hesabı, gezegenlerin yörüngeleri, balistik, gemi inşası, ayın hareketi gibi konularda 380 tane makale yayınlamıştır. 1759'da Maupertis'in ölümü üzerine akademinin başkanı olur. Euler 1766 yılında Petersburg'a geri döner. Döndükten kısa bir süre sonra tamamen kör olur. 1771'de evi yanar, canını ve matematik notlarını zor kurtarır. Tamamen kör olmasına rağmen çok güçlü hafızası sayesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 59 yaşındaydı. Tüm çalışmalarının yarısını 59'undan sonra yapmıştır. Bu çalışmalarında iki oğlu, torunu, damadı ve akademisyen bazı görevliler Euler'e yardımcı olmuştur. Matematiğin neredeyse her dalında, fizik, astronomi, optik gibi diğer bilim dallarında zamanının bilinen tüm bilgilerini gözden geçirip düzenlemiş, eksikleri ve boşlukları doldurmuş, önemli katkılarda bulunmuştur. Çalışmaları 1783'te ölümünden sonra 50 yıl daha yayınlanmıştır. Hiçbir matematikçi Euler kadar yayın yapmamıştır. Neredeyse 900'e yakın makale, inceleme, kitap ve başka eserler kaleme aldı. Bunların yaklaşık yarısı neredeyse kör olduğu ve her şeyi asistanlarına dikte ettirdiği 2. St. Petersburg dönemine aittir. Euler yaklaşık 560 farklı başlıktaki eser yayınlanmış olsa da bundan daha fazlası yaşamı boyunca yayınlanmamıştı. 70 yıldan bu yana Opera Omnia tüm çalışmaları ortalama her yıl bir büyük kitap çıkacak biçimde yayınlanmaya devam ediyor. Euler, kıskançlık nedir bilmeyen alçak gönüllü bir adamdı. Leibniz için söylendiği gibi o da başkalarının bahçesinde tohumlarını kendisinin verdiği bitkilerin çiçek açtığını görmekten çok memnun olurdu. Laplace'in dediği gibi Euler zamanının tüm matematikçilerinin öğretmeniydi. 18. yüzyıl matematikte Euler çağı olarak
adlandırılabilir ama etkisi sadece 18. yüzyıl ile sınırlı değildi. 19. yüzyılın önemli matematikçilerin ortaya koyduğu çalışmalarının çoğu kaynağını doğrudan Euler'in çalışmalarından almıştır. Evet, bir matematik dehasına daha girdik. Daha önce kanalımda George Hull'la alakalı yine bir biyografi yayınlamıştım. Leonhard Euler de benim özellikle okurken keyif aldığım bir yazıda, bir dergi yazısında ve bir belgeselde hayatıyla alakalı bir kısmını dinlemiş ve okumuştum. Gerçekten takdire değen ve gerçekten çok büyük bir matematikçi diyebilirim. Birçok konuda, yani matematikle alakalı olsun, fizik ve astronomi de dahil içerisine, birçok konuda bıraktığı eserler mevcut. Ve hala yani yaşadığı yüzyıldan sonra hala birçok şeyi yayınlanmaya devam ediyor. O kadar çok arkasında iz bırakmış ki belki birçok bilim insanı gibi adı duyulmamış, belki bilinmiyor. Matematikçiler daha çok biliyordur. Ama adı gerçekten duyulması gereken bir matematikçi olarak gördüğüm için kanalımda yer vermek istedim kendisine. Birçok bize eser bırakmış ve birçok da gelişmeye onun eserleri sayesinde sahip olmuşuz. Dediğim gibi ismi ve dehası takdire değen bir şahıs. Özellikle zaten yaşadığı dönemle alakalı çok da böyle matematik fonksiyonlarına, sayılara vesaireye girmeden kendisiyle alakalı birçok bilgiyi makale içerisinde okudum zaten size. Harici olarak söyleyebileceğim değerli bir insandı ve ben de dediğim gibi kanalımda yer vermek istedim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız.